Teraziyi 2 Mart haftası neler bekliyor? Benim de Evet. Evet, yükselenim. çok önemli olan terazilere geldik. Şimdi teraziler haftanın başında aile ve evlilik hayatlarında birazcık ikili ilişkilerde sıkıntılarla başlayacaklar. Burada biraz gerçekten hani ikili ilişkilerinde soğuma da olabilir, isteksizlik olabilir, bir takım sorunların olduğunu anladıkları bir durum olabilir. Özellikle ciddi ilişkilerden bahsediyorum ve yeni aşklardan değil de daha böyle oturmuş ilişkilerden veya ailevi olaylardan bahsediyorum. İlişkilerini tekrar gözden geçirmek isteyebilirler. Problemler varsa çözmek isteyebilirler. Bu bakımdan iyidir. Yani problemi görmemezliğe gelmezler. Hani bunu çözelim, bunun bir sebebi var. Hani bunu nasıl çözebiliriz konuları tartışılabilir. Parayla ilgili sorunlar da olabilir. Aile içerisinde veya eşle alakalı parasal durumlar, çatışmalar da söz konusu olabilir. 4 Mart'ta Merkür geri hareketine Kova'da devam edecek artık. Kova'ya geçiyor. Evet, hazır mıyız? Bombalı haberi veriyorum. Aşk, aşk. Ve sonunda. Sonunda Merkür Retrosu 5. evinizde efendim. Doya doya eski erkek arkadaşlarınızla diyaloğa girebilirsiniz. Çünkü eski erkek arkadaşlarım Kürtçü dönmedi mi? dükkanına dön diyorsun. Evet, sadece dönmeyecekler. Tabii ki haftanın arasında güzel bir açı var. Onu hatırlatacağım birazdan. Orada gönül almalar, artık sevgi sözcükleri havada Hadi uçuşacak bakalım. teraziler için. Burada eski erkek arkadaşlar döner, o ayrı bir nokta. Dönme şansı var diyelim. Tabii her terazi olmayacak ama. Bunun dışında tabii ki çocuk meseleleri de gündeme gelebilir. Yani çocuk daha önceden çocuk yapma planları varsa ama bir tarafa attılarsa günlük yaşamlarında ve kariyer hayatları yüzünden bunu tekrar konuşma durumları söz konusu olabilir. Halihazırda çocukları olan terazilerinde bir takım problemler, durumlar, hani o durumla ilgilenilmesi gereken konular tekrar gündeme gelecektir. Yani çocuklarıyla alakalı konular tekrar gündeme gelecektir. Bu hayatında bir aşk olan terazilere bakarsak eğer, burada işte bir takım sorunlar, sıkıntılar, problemler, yanlış anlaşılmalar olabilir. O konuya dikkat yani. Aslında iletişimin kesilmesi demektir bu. Yani çok iyi giden bir iletişim bir anda böyle ne oldu, niye aramıyor beni, niye dönebilir. Hatta başlamış bile olabilir bunlar tabii ki. O yüzden hani buraya dikkat etmekte fayda var. Aşk hayatında iletişim yavaşlayacaktır. Bir de kumar, borsa gibi spekülatif kazançlarınız varsa tabii ki bunlara dikkat etmekte fayda var. Burada aldığınız tiyolar yanlış çıkabilir falan. Merkür retro, hani her şeye de duyduğunuza inanmayın gibi. Hafta sonu demeyeyim. Hafta arası yine geldiğimiz zaman ne demiştik? Merkür 5. evde geri gidiyor ve geri giden Merkür'ün Venüs'e çok güzel bir açısı var. Evet efendim. Eski aşklar sadece dönüp merhaba demeyecek. Aşklarını, sevgilerini de ifade edecekler. Gönül almak isteyecekler. Herkes için geçerli değil, tekrar söylüyorum. Bir tek nüfus Ben bunu söyleyeyim de yanlış anlaşılmalar olmasın. Herkes için geçerli değil ama geçerli olacaktır bazı teraziler için. Burada gönül alma ciddi şekilde var. Hani eğer çatışmalar ve sıkıntılar varsa bunları çözme isteğiyle gelecekler bir kere. Hani her şeyden önce. Var olan ilişkilerinde de sorun yaşayanlar varsa çözüme yönelik hareketler karşı taraftan da gelebilir, sizden de gelebilir. Hani bir şekilde nasıl çözebiliriz sorunlarımızı konusu konuşulabilir ama bu yapıcıdır, gayet güzel. Çocuklarla ilgili problemler yaşayanlarda da tatlıya bağlanmalar söz konusu olacaktır çocuklarıyla ilgili durumlarda. Arkadaşlarınızla iyi vakit geçirebilirsiniz, çok güzel sosyal gruplara girebilirsiniz. Hobiler ve spor aktivitelerine de katılıp keyifli zaman geçirebilirsiniz diyebilirim. 5 Mart'ta Venüs Boğa'ya geçecek. Ve Boğa terazilerin 8. evi. Alamadıkları alacaklarını tahsil edebilir bu dönemde Bir düşüneyim terazi. bakayım var mı Var diye. mı? Gelmesi hiç şeyli olmaz. Gayet güzel. Aynen. Partner varsa, eş varsa ekonomik durumunda güzel gelişmeler söz konusu olabilir terazilerin. Miras durumları varsa yine miras konularında güzel gelişmeler olabilir. Maddi manevi destek gelecektir onlara bu hafta ve bu ay diyeyim. Çünkü Venüs Boğa'da bir hafta kalmıyor tabii, bir ay boyunca. Ortaklaşa işleri, ortakları olanların da işleri gayet iyi gidecek demektir. Özellikle Venüsyen konular söz konusuysa gayet iyi kazançlar alabilirler, yeni işlere girebilirler. Fakat 8. ev aynı zamanda tabii ki ameliyat ve operasyon evi. Burada özellikle Venüs konusu olduğu için estetik durumlar,
söz konusu olabilir. Hani estetikle ilgili ameliyatlar söz konusu olabilir. Venüs buradan geçerken estetik durumları, bir takım operasyonlar ve ameliyatlar geçirme gibi durumları da söz konusu olabilir. Yani Terazi. düşünenler yaptırsın mı? İyi zamanlar mı? Merkür retrosundayız. Bu bir ay burada. Yani illa bu hafta yapılmasına gerek yok. Venüs boğada bir ay burada. Bu hafta Merkür retrosu olduğu için bence Merkür retrosundan sonra yaptırsınlar. Ama sonuçta akıllarından geçebilir hani böyle bir şey En yaptırayım azından diye. planını yapabilir. Planını Tarihine 10 gün yapabilir. sonraya alabilir. Bak Evet, öğreniyorum. Yakında aynen. yer Evet, yer değiştireceğiz. Biraz da siz konu. Ben çok yoruldum. Bütün şey boyunca 12 burç kolay değil. Evet. Altını sen alsın, altını ben Ne güzel alsın. Olur olur. mu? Ya da bir sen bir ben. Yani çok güzel olur. Hafta sonu Güneş Neptün kavuşumu var. Bu da iş yaşamlarında Güneş Neptün kavuşumu. İş arkadaşlarının sorunlarına eğilebilirler. Onların problemlerine çare bulmaya çalışabilirler. Çünkü Asli görevim o zaten. çok fedakarlık temaları içerisinde bir hafta olacağı için. Yardım faaliyetleri. Aslında 6. ev çok fazla hizmet evidir. Bu tarz böyle yardımlaşma, işte hizmet etme insanlara, bu çok güzel tabii ki. Bunu yapsınlar, gayet güzel. Evet, Durumları zaten söz ben konusu bir olabilir. STK'nın icra kurulundayım. Bir STK içinde yılda 4 defa çok büyük organizasyon yapıyorum. O da doğru. Ne güzel, ne Evet. güzel efendim. Ama sağlığa dikkat. Öyle mi? Evet, çünkü Güneş, Neptün, Güneş insanların sağlığıyla çok doğru orantılı bir şeydir. Gezegendir bir şeydir ne demek. Ama Neptün kırar yine. Kırıcı bir özelliğe sahip. O yüzden de lütfen, lütfen terazi yükselenleri olanlar zehirlenmelere ve enfeksiyonlara özellikle dikkat etsin. İptal. Kodlamayın ama ekstra dikkat edin lütfen. Çünkü Tamam. 6. evinizde gerçekleştiği için özellikle ve 6. ev boğa sizde. Çok pardon, 6. ev boğa değil tabii ki, balık. Balık demek enfeksiyonlar ve zehirlenmeler demektir. Ve burada Güneş Neptün tabii ki o gücü kıracaktır. Özellikle böyle bir zamandan geçtiğimiz için bunu tabii ki üst üste söylüyorum. Tabii ki her terazi için geçerli değil ama dikkat etmekte fayda var hani. Söylemekte fayda var. Tabii ki bir de haftanın sonunu Venüs Uranüs. Allah'ım. Çok fena. Ben, evet, yani çok tatlı bir şey değil söylemek için, kabul. Ama ne yapayım, uyarmak da Tabii bizim ki. görevimiz. O yüzden yapıyorum. Venüs Uranüs kavuşumu var haftanın sonunda 8. evlerinde. Ani bir para gelişi veya gidişi olabilir. Bunu daha önce konuştuk. Ani kazanç veya ani kayıp getirir. Hangisi olacak diyorsanız bu haritanızda doğru orantılıdır. Yani bunu maalesef gelecek ya da gidecek diyemem ama burada nötr kalmaz yani. Ya çok güzel bir para gelir ya Gelişini çok kabul güzel bir ettim. para gider. Gelişini ben kabul ettim. Evet, gelişi olsun inşallah. Bütün Amin. ortaklık kazançları için çok güzel paralar gelebilir. Evli olan terazilerin eşinin durumunda da ani para durumunda ani değişiklik olabilir. Yani iş değişimi, para artışı, herhangi bir para kaynağının gelimi, yatırım. Bak bu bölümünü hiç üstüme almadım Hiç gördüm. yani tabii. Yapacak bir şey yok. Sırf size değil yani. Bu terazilerin hepsine konuşuyor. Param çalışacağım. Ve Venüs Uranüs kavuşumuyla estetik ameliyatlar diyebiliriz. Hani biraz önce konuştuk ya zaten geçirebilir aklından diye. Tam da burada delice bir şey yapıp hemen geçirdiği gibi de ameliyat altına yatabilir. Çünkü Venüs Uranüs kavuşumları bunu estetikle ilgili değişimi de getirecektir. Güzellik kaygıları, işte farklı olayım, birazcık daha değişik olayım falan. Hafta ikimiz de ameliyatlı gelirmişiz. Ben bir de işin kötüsü biliyor musun? Yönetim kurulunda olduğum binanın altı yani bir estetik hassasiyetinde de yönetim kurulundayım. Altı Hakikaten. inmiş çok tehlikeli bir durum benim için. Hakikaten olabilirmiş yani. Dikkat Eyvallah ama. olsun. Bence bu hafta olmamasında fayda var. Aynen. Venüs Uranüs kavuşumu Sen de beni ziyarete gelmeyi biraz yaptırır çılgınlıkla. Dikkat etmekte fayda var. Ve kıskançlıktan kaynaklı ilişkilerde suni kavgalar çıkabilir. 8. ev çok Hiç kriz kıskanç değil midir? konularında kapsar. Çok böyle krizli durumları kapsar. Burada hazır, hali hazırda ilişkileri olan teraziler varsa hakikaten kıskançlık yapıp böyle, ama çok da yerli yersiz diyeceğim. Hani çok da aslında olmaması gereken bir durumu abartarak bir takım kıskançlıklar ve buna bağlı olarak da kavgalar çıkartabilirler. Efendim, Bu hafta monoton WhatsApp'ımı gitmesin. kaldırayım aplikasyonlardan.
İlişkim monoton gitmesin, heyecan olsun diyorsanız lütfen kavgalar çıkartmayın. Sonradan üzülmeyin diyorum. Mutlu oldunuz mu efendim? Evet, çok mutlu oldum. Daha aşk olsun. Aşk deyip durun. Daha olsun efendim. Ağzınıza sağlık.